Hadi. Peder. Jeremy. Benim için dua etmeye mi geldin Peder? Tanrı sana yardım edemez. Beni buraya hapsedebileceğini mi sanıyorsun? Bu çocuğu bütün günahlarından kurtar. Kin ve öfkeden de. Ne yapıyorsun? Yıldırımdan ve fırtınadan. Vebadan ve lanetten seni kurtarıyorum. Defol şeytan! Tanrı'nın güçlü elinin altında titre, ihtişamının nazarında korkudan sin. Üzerinde hiç gücün yok ihtiyar. Burası kutsal bir yer. Asıl senin hiç gücün yok. Eğer Mahmet'e seni kurtaramayacak. Onu bırak kutsal olmayan, bütün kötülüklerini bırak onu! Şeytanın gücünden vazgeçiyor musun? Peder, lütfen merhamet et. Şeytanın gücünden vazgeçiyor musun? Şeytanın gücünden vazgeçiyor musun? Lütfen beni incitme Peder. Şeytanın gücünden vazgeçiyor musun? Söyle. Hayır! Baş meleğimiz Aziz Mikail bu savaş gününde bizi savun. Şeytanın kötülüğüne ve tuzaklarına karşı koruyucumuz ol. Sofia ile kalmak zorunda mıyım? Sadece birkaç saatliğine. Basın sürmeyecek, söz veriyorum. Sana bir şey yaptım. Bu ne? Sensin. Ödülünü alıyorsun. Tebrik ederim anne. Sevgiler Jacob. Aa, teşekkür ederim tatlım. Broşumu hiçbir yerde görmedin değil mi? Michael! Geç kalacağız. Geldim. Sana seslendiğimi duymadın mı? Duymadım. Üzgünüm. Hey, bu da ne? Kart. Jacob bana yapmış. Bana yok mu? Sen bir ödül kazanmadın. Haklısın. İyi eğlenceler. Siz yokken Jacob'ı hizada tutarım değil mi evlat? Ver Muharrem. Döndüğünde bana bir masal anlatır mısın? Yani şey gibi mi? Willy Winky şehirde koşuşturuyor. Yukarı aşağı geceliği içinde. Michael. Camı tıklatıyor, kilitten bağırıyor. Bütün çocuklar yattı mı? Saat 8'i geçti. Michael. Yemekte ne istersin? Dondurma. Öyleyse tavuk yiyeceksin. Ne oldu oğlum? Merak etme. Çevre yolundan gidip zamanında varırız. Ne zamandır devam ediyor? Neden söz ettiğini bilmiyorum. Yapma. Rachel, önemli bir gece. Bu her nesi bekliyor? Konuşmamız gerekiyor. Tatlım, geç kalacağız. Sorumu yanıtla lütfen. Ne zamandır? Lütfen. Şimdi olmaz. Bu akşam olmaz. Aman Tanrım! Jacob! Evde olması gerekiyor. 911'i ara! Arıyorum. Nefkut yolu 508 numaraya acil ambulans gerekiyor. Oğlum araba çarptı. 7 yaşında. Zor nefes alıyor. Nabzı çok yüksek. Hayati değerleri dengesiz. Doktor Stubek'in hastamız olduğunu söyleyeyim. Durum nedir? 7 yaşında erkek çocuk. Muhtemelen akciğeri delinmiş. Hemen masaya yatırın. Bir birim epi verin. Ventriküler fibrilasyon geçiriyorum. Dengesiz durumda. Kalp masajına başlamalıyız. El arabasını getirin.
kaldı. Bunu kaybediyoruz. Nabız kayboluyor. 120'ye şarj ediyorum. Açalım. Bir birim ipi daha verin. Açalım. Söyleyin. Bir şey söylemen gerekecek. Rachel. Tanrı aşkına, oğlumuzun cenazesinden geliyoruz. Lütfen. Lütfen. Tamam. Michael, senin sorunun ne böyle? Bir anda ortaya çıktı. Tabii. Biliyor musun? Neden söylemiyorsun? Neyi söyleyeyim? Jacob için beni suçladın. Sen suçluyor musun? O bir kazaydı Rachel. Alkollü müydün? Öyle mi düşünüyorsun? O akşam hazırlanırken bir içki içmiştim. Bir. Asla bir tane içki kalmaz. Hayır, sarhoş değildim Rachel. Evet tabii. Yapma. Acı çekiyor. Bir de peynir herhalde. Michael, yapamazsın. Onu burada bırakamayız. Burada kal, hemen dönerim. Yardım edebilir miyim? Ben size yardım edebilmeyi umuyordum. Gerçekten kötü bir gündü. Ne istiyormuş? Oğlumuzla tekrar kavuşmak ister miydiniz? Ne dedi o? Dedim ki... Evet, ne dediğini duydum. Senden hemen gitmeni istiyorum. Tek istediğim, çocuğu koruyacağınıza söz vermeniz. Onu neyden koruyacağız? Beni duydun mu? Ufak bir bedel değil mi? Oğlunuzun hayatı için. Tamam, yeter artık. Michael. Hadi. Cesedi buraya getirin. Diğer her şeyi ben hallederim. Size iyi günler. Gerçekten inanamıyorum. Köpek hayata dönüyor. Evet. Ama oğlumuzun cesedini çıkarmak. Onu bir yabancıya teslim etmek. Bu delilik. Evet öyle. Teşekkür ederim. Kaybedecek neyimiz var? Neler diyorsun sen? Gerçekten hemen mezarlığa gidip Jacob'ın mezarını açmaya razı mısın? Çünkü ben buna razı değilim.
Eğil. Gittiler hadi. Bir şey olmayacak oğlum. Biz ne yaptık? Elimizden gelen her şeyi. Teşekkür ederim. Denediğin için. Hadi. Aşağıda bekleyin. Kabusunu gördün. Merhaba anne, merhaba baba. Ne oldu anne, sorun nedir? Hiç. Seni gördüğüme çok sevindim. Bu gerçekten o. Elbette o, oğlumuz. Sorun ne oğlum? Bruce? Bruce? Bruce! Kötü şeyler yaptım. 3 ay sonra. İçki içtim. Karımı aldattım. Ama 3 ay önce ikinci bir şansım oldu. Yeni bir şehre. Yeni bir eve taşındım. Biliyor musunuz? Daha iyiyiz. Artık içki içmiyorum. Eşimle eskisinden de yakınız. Ve oğlumuz. Sanki aileme yeniden kavuştuğumu hissediyorum. Uyuyor numarası mı yapıyorsun? Hayır. Kalkmadan önce biraz oynaşmak ister misin? Evet. Günaydın. Merhaba bana. Michael. Ne? Michael. Ne? Burada. Kim? Bak. Merhaba, ne zamandır oradasın sen? Ben acıktım. Bana pankek yapar mısın? Evet, hemen geliyorum. Ha 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 ha.
bana baksana. Mükemmel bir küçük melek gibi. İlk evlendiğimizde hayatımızın aynen böyle olacağını düşünüyordum. Ben de. Spatulayı kuliden çıkarmadık mı? Bir bakayım. Düşünüyordum da... yarın kiliseye gitmeliyiz. Kiliseye mi? Neden olmasın? İsimlerimiz, evimiz, arabamız yeni. Yeni başlangıçlar. Bu mükemmel olur. Ben yaban versinini istiyorum. Çok şey istiyorum. Jacob'a kahvaltı neredeyse hazırdı. Tamam. Jacob, annen kahvaltının hazır olduğunu söyledi. Jacob, burada mısın? Jacob. Be. Korkuttum. Hadi, kahvaltı için eve gidelim. Tamam. Winky şehirde koşuşturuyor. Yukarı aşağı geceliği içinde camı tıklatıyor. Kilitten bağırıyor. Bütün çocuklar yattı mı? Saat 8'i geçti. Diğer çocuklar gibi olmadığımı biliyorum. Sadece ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çünkü bazen kendimi farklı hissediyorum. Kendimi iyi hissettiriyorsun. Sen hep iyi bir aniden Rachel. Affedersin, bir şey mi dedin? Sorun mu var baba? Kiminle konuşuyordun? Kendi kendime. Yanında birini gördüm. Burada kimse yok. Michael. Burada biri vardı. Ederim, bir şey gör. Yeterince şey atlatmadı mı? Ben uydurmuyorum. Sana neler oluyor Michael? Bunu konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Tamam. Gittiler işte. Evet. Nerede kalmıştık? Şeytan, Satan, Lucifer, Beelzebub. Gözden düşen birinin sıklıkla simgesi olur. İncil'de onun birden fazla adı vardır. Bir insan şunu nasıl anlamaz? Şeytan sadece gerçek değil, aynı zamanda güçleniyor. Orta Doğu'daki kavga, Afrika'daki hastalık, sellerle yitip giden aileler, etkisi her yerde hissedilebilir. Birbirlerine ihanet etmeleri için bütün insanlığı baştan çıkarır. Günah işlemeleri için. İsa'nın 1. Yuhanna 3. bölümde söylediği gibi. Kimsenin yoldan çıkmasına izin vermeyin. Günah işleyen şeytandandır. Tanrı'nın çocuklarıyla şeytanın çocuklarını işte bu şekilde ayırt edebiliriz. Jacob, Jacob iyi misin? Michael, nesi var? Doktor olan sensin. Doğrunun. Doğrunun ne olduğunu, doğrunun ne olduğunu bilmeyen kişi... Ne oluyor, nöbet mi geçiriyor? Bilmiyorum. Kendini şeytandan kurtarmak zorundadır. Ne oluyor? Doğrunun ne olduğunu bilmeyen kişi... Jacob! Tanrı'nın çocuğu değildir. Onu buradan çıkarmalıyız. Jacob! Hadi,
mümkün yok. Beni yere indir. Kapıyı aç. Kapıyı beni aç. Yere indir. Bırak kes beni. Şunu. Aa, Jacob. Bir bakayım. Aman tanrım. Hadi gidelim. Beyler iyi misiniz? Yaralandınız mı? Neydi o? O bir uyarıcı. Kurtarmaya çalıştın, yalnız değildin. Bak, çok çabaladığını biliyorum. Biz yanındayız. Önemli olan bu değil mi? Ben iyi olurum. Neden gözetliyordun? Lütfen oturun Bay Young. Adımı nereden biliyorsun? Pek çok şey biliyorum. Senin eşin, oğlun hakkında. Bir hata yaptığınızı düşünüyorsun değil mi? İnanan biri misin Michael? Ara sıra. Benim gördüğüm şeyleri gördükten sonra o haçın çapraz geçirilmiş iki tahta olduğunu anlıyorsun. Kutsal su. Sıradan aşık yok. Gerçek güç. Şeytandı. Yeniden doğabileceğini söyleseydim. Ne derdin? Tabii doğru fırsat ona sunulduğu zaman. Mesela yeni vefat etmiş küçük bir çocuk gibi. Çaresiz iki ebeveyn oğullarını geri getirmek için her şeyi yapmaya razı. Yani oğlumun geri gelmesinden şeytanın sorumlu olduğunu mu söylüyorsun? Benim söylediğim geri gelen oğul şeytanın ta kendisi. Bu bir hata, buraya gelmemeliydim. Yabancının teki bir anda ortaya çıkıyor ve oğlunu ölümden döndürmeyi teklif ediyor. Hadi ama bunu biraz tuhaf bulmuyor musun? Hileyi görmüyor musun? Sence bu sabah kilisede olanlar kaza mıydı? Jacob'un olanlarla bir ilgisi mi vardı? O çocuk yaşadı. Ne demek ki yaşadı? Ne sen, ne eşin, ne de önemsediğin hiç kimse güvende olmayacak. Burada oğlundan söz ediyor. O senin oğlun değil. Nedir bu? Topunun peşinden koştuğum günü yaklaşık 10 yaşında. Genç, kafası kesik halde bulundu. Peşinden gittim ama çok geçti. Bir minivan çarptı ve anında öldü. Ertesi gün bir adam annesiyle beni ziyarete geldi. Bu senin oğlun mu? Bize Jeremy'yi geri getirmek için bir fırsat sundu. Ama onun Jeremy olmadığını fark etmem çok uzun sürmedi.
bambaşka bir şeydi. Bir şeye dönüşmüştü. Bilmiyorum, ben kendimi kaybettim. Bir yanıt için çırpındım, korkuyordum. Böylece kiliseye katıldım. Ve Tanrı bana ne yapacağımı gösterdi. Bunu sen mi yaptın? Yapmam gerekeni yaptım. Oğlunu öldürdün. Hayır, oğlum gibi görünen şeytanı öldürdüm. Jacob'ın ne pahasına olursa olsun durdurulması gerekiyor. Bunu sadece çocuğun babası yapabilir. Jacob'ı çok geç olmadan durdurmalısın. Sen aklını kaçırmışsın. Neler yaşadığını çok iyi anlıyorum. İnan bana, durum daha da kötüleşecek. Jacob olgunlaşırsa Tanrı yardımcımız olsun. Kahvenin parası. Jacob? Jacob! Cama tıklıyordu ve kilit deliğinden bağırıyordu. Bütün çocuklar yattı mı? Saat 8'i geçti. Benim gitmem gerekiyor. Üzgünüm. Hey dur, ne yapıyorsun sen? Merhaba. Merhaba. Hey. Gel oğlum, gel. Güzel. Alo, hemen geliyorum. Ne yapıyorsun? Ben sadece telefonumla oynuyordum. Akşam pizza yiyebilir miyiz? Evet, tabii. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ne dedi peki? Sadece Jacob'un iyi olduğunu bilmek istiyormuş. Ona ne söyledin? Bilmiyorum ben. Dün akşam odada olanlar ve kilisede olanlar... Kabul etmelisin ki geri döndüğünden beri... O aynı değil. Bütün yaşadıklarından sonra onu suçlamıyorum. Bir süre her şeyin farklı olacağını biliyorum. Ama bu son birkaç gün. Belki de Jacob'u bir uzmana götürmeliyiz. Psikiyatriste mi? Hayır, konuşacağı birine, bize yanlış bir şey olup olmadığını söyleyebilecek birine. Uzman onun kim olduğunu öğrendiğinde ne olacak peki? Cenazesinde 50 kişi vardı. Herkesi ve her şeyi arkamızda bıraktık. Biliyorum. Yeni bir hayatımız var. Yeni bir evimiz var. Sürekli kaçamayız. Onu koruyacağımıza söz verdik. Biliyorum. Daha iyi olduğunu sanıyordum. Toplantıların faydalı olduğunu. Bu konuyla ne ilgisi var? Neden söz ettiğimi iyi biliyorsun. Sen onun yanında değildin. Benim de. İlişkide sorun yaşıyorduk. Evliliğimiz dağılıyordu. Ve şimdi daha iyiyiz. Ben daha iyiyim. Ama Jacob'a olanlar... O başka bir şey. Jacob tatlı... Ne zamandır orada duruyorsun? Baba, beni neden öldürdün? Michael yapma.
Bu sabah nasıl? Daha iyi. Sonra parka gideceğiz. Sen de gelir misin? Birkaç iş bulmak kurumuna başvuracağım. Arabayı alabilir miyim? Ha, tabii, yürür hava alır. Haklı onları. Haklayacağım. Hoşça kal Jacob. Babam neden bizimle gelmedi? İş görüşmesi vardı. İşe mi girecek? Umarım girer. Bir kedi alabilir miyiz? Hayır tatlım. Neden ki? Babanın alerjisi var biliyorsun. Babam öldüğünde alabilir miyiz? Bayfield. Sen git ve oyna. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Ben tutarım. Bizi nasıl buldunuz? Paniğe kapılmayın. Sadece her şeyin ne durumda olduğunu görmek istedim. Ne iyi ve yakışıklı bir çocuk. Çok masum. Saf. Kocam onun için endişeleniyor. Bir uzmana götürmeniz gerektiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? O 7 yaşında bir çocuk. Yeni bir eve, yabancı bir şehre taşındı. Asıl tuhaf davranmasaydı paniğe kapılırdım. Jacob olağanüstü bir çocuk. Pek çok olağanüstü çocukta olduğu gibi bazı insanların onlarla alışamadık bir şekilde ilgilendiğini öğrenirsiniz. Onları incitmek mi isterler? Unutmamalısın Rachel. Jacob bir mucize. Normal bir hayat olması için sevgine ve bağlılığına ihtiyacı var. Bana söz ver. Bunu korumaya devam edeceksin. Evet. Ne pahasına olursa olsun. Ona yakın olanlardan bile koruyacaksın. Söz veriyorum. Sana bir adres vereceğim. Durum zor hale gelirse sen ve Jacob her zaman gelebilirsiniz. Jacob? 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 Bekliyordum. Neden geldin yeri geri dönmüyorsun? Evet, seni burada istemiyorum. Kaybol. Beni rahat bırakın. Aynen öyle. Annenin yanına git ve ağla. Bunu mu yapıyor? Şaka. Dışarıda deliriyor. Sadece şaka yapıyorum. Ciddiye değildim. Onlar gitsek iyi olacak. Gidelim. Sesimi duyan var mı? Kimse var mı? Beni bana yardım etsin.
Buradayım anne. Jacob. Hey. Olanları yeni duydum. İyi misiniz? Evet. Sadece biraz sarsıldık. Birkaç kişiyi acile getirdiklerini söylediler ama olayın sebebini kimse bilmiyor gibi. Haberlerde tuhaf bir hava olayı olduğunu söylüyorlar. Şanslıydık. Hı-hı. Değil mi? İyi olduğunuza sevindim. Eve giderken pizza alalım diyorum. İster misin? Olur. Hadi. Tamam. 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 Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Şu anda. Jacob. Yatma zamanı. Dişlerini fırçalamayı unutmasın. Duydun mu? Annen dişlerini fırçalamanı söylüyor. Jacob. Jacob. Burada mısın? Ne oldu? Jacob'ı gördün mü? Birkaç saattir görmedim. Burada sanıyordum. Aman tanrım. Jacob! 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 Fazla uzaklaşmış olamaz. Hadi. Kimse var mı? Çok yazık oldu. Başsağlığı dilemek için fırsat bulamamıştım. Söylesene peder. Nasıl bir şeydi? O bıçakla kendi oğlunun boğazını kesmek. O benim oğlum değilsin! Peder... Yeteneğini kaybediyorsun. Çok yazık. Ver bana yaptığını. Başkasına yapmana izin vermeyeceğim. Ona bir hayat verdim. Onu bir canavara dönüştürdüm. Pekala. Birinin canavarı başka birinin tanrısıdır. Evet. Ama benim tanrım kazanacak. Et discentet ignas adeo de cello et devoravit eos et diabolus qui seducibat eos visus est in stagnam ignas et suflores ubi et bestia et possuedo profetes et crucia puntur. Die! Nate! Sicura sora! Hoşça kal, vetus amicus. Ne kadar öfke dolusun. İntikam seni tüketmiş. Kokluyorsun ama tadını alamıyorsun. Söylesene. Eski dost. He? Tanrın şimdi nerede? Çok acı çekiyorsun. Ha? Ne diyor bir tanrı? Çocuğunun acı çekmesine izin verir ki. Kafasını kesmeden önce oğlun senden merhamet diledi mi? Belki şu anda izliyordu.
Acaba kimin tarafından? Jacob! 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 Hadi! Gittikçe güçleniyor değil mi? O seçilmiş kişi. Bunu hissediyorum. Jacob! Jacob! Baba! Aman Tanrım! Anne! Artık eve dönmeye hazırım. Bence gitsek iyi olur. Bu şekilde kaçıp gidemezsin. Bunu anlıyorsun değil mi Jacob? Jacob? Anlıyorum anne. Michael? Michael? Yapmam gereken bir şey var. Asilzadelerin oluşturduğu gizli bir cemiyet tarihi ve 7. yüzyıl Roma'sına kadar uzanıyor. Neceler yetmemek için hayatlarını gerçek nesilleri yönetmeye aldılar. İnsan konumunda yeniden doğan şeytana hayat vermek için. Disipuli, şeytanın doğduğunu ve yükselişinin yeni bir çağ açacağına ve o çağda sınırsız güce ve zenginliğe sahip olacaklarına inanıyor. Aman Tanrım. Neler Francis? Evet, 156 numaralı odadaydı. Hey, burada ne yapıyorsun? Memur Bey! Memur Bey! Memur Bey! Bu adamla konuşmanız gerekiyor. Baştaki çabaları başarısız olduktan sonra Disipuli genç deneklerinin aileleri tarafından isteyerek sunulmaları gerektiğini fark etti. Çocuklar olgunluğa erişene kadar deccal için bir beden olacaktı. O noktada gerçek potansiyelleri, içlerindeki şeytan uyanacak. Ne yapıyoruz? Beni korkuttun. Seni korkuttun mu? Neler oluyor Michael? Hiçbir şey. Bu rahibin söyledikleriyle mi ilgili? Bu akşam neredeydin? Önemi yok. Bak, biraz düşündüm. Gitmeliyiz. Ne? Bu akşam yaşanan her şey ve bu hafta bir süre şehirden ayrılmalıyız. Jacob için. Jacob için mi? Peki tam olarak nereye gitmek istersin? Buraya. Nedir bu? Bir adres. O yabancı verdi. Yabancı mı? Ne zaman? Parkta. Orada güvende olacağımızı söyledi. Ne demek güvende? Jacob'u koruyacağımıza söz verdik, hatırlıyor musun? Evet. Ne pahasına olursa olsun başına bir şey gelmesine izin vermememizi söylemişti.
O bizim oğlumuz. Doğru. O zaman sorun ne? Muhtemelen haklısın. Sen bir bavul hazırla, ben de işimi bitireyim, tamam mı? Gerçekten mi? Evet. Tamam. İyi misin? Evet, ben iyiyim. Depoyu doldururken yol için atıştırmalık alsana. İyi fikir. Hemen dönelim. Burada olacağız. Sakin bir akşama. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok üzgünüm. Ne oldu? Onu kurtardınız. Hayır, 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 yapma. Bırak yapma, beni. Rachel, bırak. Hayır. Yardım edin. Arabanın çocuk. Yol senin oğlum. Gir. Karımı ve oğlumu buldunuz mu? O konuya geleceğiz Byfield. Hayır, anlamıyorsunuz. Onları bulmak zorundasınız. Geçen yıl bu kasabada kaç cinayet işlendiğini biliyor musunuz? Hadi devam edin, tahmin edin. Boşa zaman harcıyoruz. Sıfır. Peki ondan önceki yıl kaç tane işlendi? Sıfır mı? Göründüğünüzden zekisiniz Byfield. Bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Tuhaf, çünkü ölüm zamanından saatler sonra sizi otel odasında gören 3 tanığım var. Ona tekrar döneceğiz. Peki bu adam? Bu kilisede yanan rahip. Tanıklara göre orada ona yardım etmeye çalışan tek kişi siz misiniz? Hatta alevleri söndüren kişi sizmişsiniz. Bu doğru mu? Evet. Tamam, sorunum şu. Bu kasabada 2 yılda tek cinayet işlenmemişti. Şimdi 2 ölü rahibim var ve ikisi arasında tek bağlantı sizsiniz. Onu tanımadığınızdan emin misiniz? Peter Francis'le ben 2 gün önce bir restoranda tanıştık. Ailesel sorunlar yaşıyordum. Yardım etmek istediğini söyledi. Şimdi karımı ve oğlumu bulmama yardım eder misiniz? Durun, neler oluyor, ne yapıyorsunuz?
neler oluyor? Bir yerin kulağı vardır. Gerçek şu. Peder Francis'i bir süredir takip ediyorduk. Oğlunu öldürdükten sonra şehirden kaçtığından beri. Tam olarak öyle olmadı. Disiplini tarikatını biliyorum. Peder Francis'in onları takip ettiğini de biliyorum. Çocuklar mezarlarından çıkıyor. Ölüme yıkım gittikleri her yerde onları takip ediyorum. Bu öğleden sonra altı kurban yaralarına yenik düştü. Ne olduğunu biliyorsanız neden hiçbir şey yapmadınız? Size söyledim, yerin kulağı vardır. Burada gizli bir cemiyetten bahsediyoruz. Yüzlerce yıldır ayaktalar. Bu çok fazla nüfus demek. Bana aktif bir vaka lazım. Jacob'tan söz ediyorsun. Nereye gittiklerini biliyor musun? Karıma bir adres verdiler. Peki onu yazar mısın? Yazmama gerek yok. Geliyorum. Cinayete teşebbüs vakasında baş şüphelisin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Umurumda değil. Kelepçele, zincirle istediğini yap. Ama seninle geliyorum. Kimse var mı? Hoş geldiniz. Sizi gördüğüme sevindim. Burası neresi? Güvenli bir yer. Hadi gelin. Lütfen. Rahatınıza bakın. Ne de olsa... Burası sizin için yapıldı. Güzel bir koleksiyon. Zengin ve önemli bir geçmişin hatırlatıcıları. Biliyor musun? Bunu uzun zamandır bekliyorduk. Tam potansiyeline ulaşmanı görmek için kendimizi ne kadar adadığımızı bilmeni istiyorum. Ne potansiyeli bu? Hiç endişelenme Rachel. Sen ve oğlum burada güvende olacaksınız. O benim oğlum mu? Olmasa bile sevgini, ilgini, bakımını... Daha mı az hak ederdi? Her çocuk bir anneyi hak eder. Kocan geldi. Ve yanında arkadaşlar getirdi. Burada kalmanı istiyorum. Hayır, beni bırakamazsın. Karınla oğlum buradaysa onları buluruz. Hiç anlamıyorsun. Hallediyoruz. Hayır. Hey. Hey. Jacob. Bir tehlike var. Sonraki aşamaya geçmeliyiz. Yapabilir misin? Aferin. Polis. Binayı aramak için iznimiz var. Kapıyı açın. Ne yapıyor o? Neler oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyor? Yapılması gerekeni yapıyor. İzin veremez. Ama onları öldürüyor. Jacob. Lassen. Çıkar beni. Çıkar. Kapıyı aç. Hadi. Hadi aç şunu.
Yürü. 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 Hadi hadi. Buradan. Geçin. Hadi. Hadi. Tamam bay. Şimdi ne olacak? Şimdi mi? Oğlumu bulacağız. Hadi. Tehlike yok. Ne? Bir şey gördüm sandım. Bizimle oyun oynuyor. Deccal olabilir ama o hala bir çocuk. Bence o pisliğe mola verdirme zamanı geldi. Evet, hadi. O burada olmalı. Hadi. Jacob? Rachel? Burada olduğunuzu biliyoruz. Göster kendini! Saklambaç mı? Harika. Hadi oynayalım baba. Tamam. Arkadaşım. O da oynamak istiyor. Olur mu? Olur. Ne oynayacağız peki? Şunu oynamaya ne dersiniz? Ölüyü. Jacob dur. Buna hemen son ver, anladın mı? Seçim senin. Engel olan tek kişi o. Lütfen. Lütfen. Lütfen onu incitme. Oğlum olmadığını biliyorum. Ama içinde bir yerde hala ondan bir parça var. Üzgünüm. Sana ve annene yaptığım her şey için. Çok ama çok üzgünüm. Ama bunu yapmak zorunda değilsin. Bu kabusa hemen son verebiliriz. Tek yapmak gereken bizimle gelmek. Lütfen. Yalan söylüyorsun. Tatlım. İyi misin? İyi misin?
gitmeliyiz. Buradan gitmeliyiz. Hadi, hadi. Hadi. Koş! Hadi! Oğlum. Tamam. Sen hastaneye götüreceğim. Dönüyorum. Hemen yolda çık. Bizi eve götür. Tamam. Onlar neyi bekliyor? Bilmiyorum. Hadi. Neredesin baba? Olmalıyım. Ben ne demek istiyorsun? Yapmalıyım. O ben olmalıyım.